Malatya'da daha önce de yazdığı uzun şiirleriyle tanınan Nusret Başyiğit bu kez ise tam 4444 mısralık şiir yazdı. Yazdığı mısraları 100 metre uzunluğundaki bir kağıda aktaran Başyiğit, neredeyse bir sokak uzunluğundaki kağıda sığan şiirini şehitlere armağan ettiğini söyledi. Bu işte 15 Temmuz sonrası, ondan sonra ülkemizin, dünyadaki ülkemize bakış açıları ne kadar çekememezlik olduğunu hesap ettim. Ona göre ben de düşündüm 15 Temmuz şehitleri ve ondan öncesi ve sonrası bütün şehitlerimizin ruhuna armağan ettim. Ayrıca şair Nusret Başyiğit, "Bir candır, cennettir benim ülkem" adını verdiği uzun şiirinde Türkiye'nin güzelliklerini ve vatan sevgisini anlattı. Türk milleti adına milletin evi olan milletin gönül sarayına hediye etmeyi düşünüyorum. Ankara'ya gönderiyorsunuz. Lütfedip kabul ederlerse göndereceğim. Evet. Açarken zorlandım, yazarken bu kadar zorlanmadım. Biraz kapsamlı. Tabii 100 uzun. Metre 100 metreden fazla bir şey var, ölçüsü var. O şekilde işte özel bir rulo yaptık. 1200'e yakın bayrak ile her kıtayı bir bayrakla süsledik. Ülkemizin güzelliklerini anlattık. Ülkemizin geçmişini, geleceğini, gençlerimizin görmesi gereken, geçmişteki gençlerimizin hatırlamadığı onları dile getirmeye çalıştım. Ülkemizin ne kadar değerli olduğunu bugün gençler de görüyor ama daha geçmişi bilmeyebilirler. Onun için geçmişten de biraz bahsettim. Başyiğit, şehitlere ithaf ettiği şiirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermek istediğini söyledi. Ortaokul mezunu olan ve hobi olarak şiir yazdığını hatırlatan Nusret Başyiğit, rekor uzunluğundaki şiirini yazmaya ise 2013 yılında başladığını ifade etti. Dünyanın en uzun vatan şiiri, 4444 mısra, şehitler anısına yazdım. Türk milletine armağan ediyorum. 4 yılda yazdım. 4 yılda yazdınız. Evet. Zorlandınız mı? Yok, zorlanmadım. Daha önce haberi yapılmıştı, 3280 mısraydı.